Blockchain. Blok zinciri, bireysel kayıtları içeren bir veri tabanı türüdür. Her kayda blok denir. Kripto para birimlerini yeni öğrenmeye başlıyorsanız, Blockchain sıklıkla karşılaşabileceğiniz bir terimdir. Bitcoin de dahil olmak üzere çoğu kripto para birimi, Blockchain teknolojisi kullanılarak oluşturulmuştur. Peki, Blockchain nedir ve neden önemlidir? İçindekiler. Blok bir kayıt listesidir. Blok C hain neden oluşturuldu? Tüm kripto para birimleri Blok C kullanıyor mu? Blok teknolojisinin avantajları. Blok bir kayıt listesidir. Blok bir zinciri, bireysel kayıtları içeren bir veri tabanı türüdür. Her kayda blok denir. Her blok bir önceki blokla ilgili verileri içerdiğinden bloklar birbirine zincirlenir bir önceki bloktaki verilerle birlikte her blokta bir zaman damgası ve işlem verileri bulunur. Her işlem, dağıtılmış defter olarak da adlandırılan kaydın boyutunu artırır. Blokları birbirine bağlamak, insanların kayıtları değiştirmesini engeller. Bir bloku değiştirmek, bir kişinin takip eden tüm blokları değiştirmesini gerektirir. Çoğu blok zinciri, bir şirket veya kişi tarafından yönetilen tek bir sunucu yerine eşler arası, P2P, 1A kullanılarak yönetilir. Bu, blockchain teknolojisini merkezi olmayan hale getirir. Kayıtlar tek bir varlık tarafından kontrol edilmez. Blok zinciri, A bağlı her düğüm tarafından güncellenir ve doğrulanır. Bir P2PA ile düğümler, bireysel bilgisayarlardan ve sunuculardan oluşur. Birisi bir Bitcoin işlemini tamamladığında, her düğüm blok zincirinin kopyasını günceller. Kaydın hiçbir merkezi kopyası mevcut değildir. Kripto para borsaları. Blockchain neden oluşturuldu? Blockchain, 2008 yılında Satoshi Nakamoto adlı bir kişi veya grup tarafından yayınlanan bir makalede tanıtıldı. Ertesi yıl Nakamoto, Bitcoin'i başlatmak için makalede açıklanan teknolojiyi kullandı. Blockchain teknolojisi özellikle Bitcoin için tasarlanmıştır. Ancak şu anda aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır. Akıllı sözleşmeler, tedarik zinciri yönetimi, ödeme yapılıyor, bilgi paylaşımı. Blok zincirler akıllı sözleşmeler için güvenli bir çözüm sunar. Geleneksel bir sözleşmeden farklı olarak koşullar karşılandığında akıllı bir sözleşme otomatik olarak güncellenir. Sözleşme hukukunun birçok alanını otomatikleştirerek sözleşmelerle uğraşma sürecini basitleştirir. Blok zincirler ayrıca tedarik zinciri yönetimini geliştirmek için kullanılır. Üreticiler ve tedarikçiler, tüm tedarik zinciri boyunca gönderileri takip edebilir. Bu, Tedarik zincirine dahil olan her kuruluşun endüstri standartlarına ve hükümet düzenlemelerine uymasını sağlamayı kolaylaştırır. Blok zinciri teknolojisi ödeme işlem verimliliğini artırmaya da yardımcı olabilir. Finansal şirketler yalnızca kripto para birimleri yerine standart işlemleri izlemek için blok zincirinin kullanımını zaten araştırıyorlar. Şirketler veri paylaşımını kolaylaştırmak için blockchain teknolojisini kullanır. Bir şirket bir blok zincirini güncelleyerek verileri diğer tüm kullanıcılarla anında paylaşabilir. Borsalar arasında en iyi fiyatları bulun. Tüm kripto para birimleri blockchain kullanıyor mu? Blockchain, o zamandan beri gelen çoğu kripto para birimi için bir model görevi gören Bitcoin için oluşturuldu. Çoğu kripto para birimi işlemleri kaydetmek için blok zinciri kullanır. IOTA İşlemleri kolaylaştırmak için tangle adı verilen matematiksel bir kavram kullanan bir kripto para birimidir. IOta kripto para projesi nedir? Blockchain teknolojisinin avantajları. Kayıtlar çoğunlukla kurcalanmaya karşı dayanıklı olduğundan blok zinciri diğer veri tabanlarına kıyasla üstün güvenlik sağlar. Mevcut bir blogu, kendisinden sonra gelen tüm blokları düzenlemeden düzenleyemezsiniz. Defterler ayrıca gelişmiş şeffaflık sağlayan halka açıktır. Mevcut işlemleri aramak için özel erişim veya izinlere ihtiyacınız yoktur. Tüm işlemlerde anında izlenebilir. Bu avantajlar, diğer veri tabanı çözümlerine kıyasla daha fazla verimlilik sağlar. Kaydı güncellemek, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayan otomatik bir işlemdir. Sonuç olarak, blok zincirler, Birbirine zincirlenmiş bireysel blokları içeren veri tabanlarıdır. Çoğu kripto para biriminin ve çok çeşitli diğer uygulamaların arkasındaki merkezi kavramdır.